Bunlar o bölgeden alınan örnekler evet, değil mi hocam? Evet. Bir İstanbul'da konuşan bir taraftan. Hatta İstanbul'da. Bir fotoğrafımız daha olması Devam lazım edelim. Bir, o son fotoğrafımız son bir daha, fotoğraf var daha var arkadaşlar. Onu da görelim. Bakın bu da gene. Şimdi bizim, bu güzel bir fotoğraf evet. aslında bizim yönetmenliklerimizle böyle bir kolonun uç noktalarında, alt Hı -hı. ve üst noktalarında mafsallaşma oluşur öyle. Yatan yönde çizgi çizgi, çizgi çatlaklar gözükür. Evet. Ama şöyle, <laughs> diagonalde böyle eğrisel şöyle bir çatlak görmen olamaz. Evet. Buna kesme çatlağı diyoruz ki bizim hesaplarımızın hiçbirisinde öyle bir çatlak beklemeyiz. Bakın aynı çatlak burada var. Hep nervülü donatı diyoruz ama çakır taşlarını görüyor musunuz? Evet hocam bir de çok büyük kocaman kocamanlar. Tabii beton bak arada hiç yufrudan şuraya kadar etriye yok. Olsa evet. da çok önemli değil. Bu beton zaten beton olmadığı için o demirin içerisine patlayıp gidecektir öyle. Evet. Peki. En önemli birisi. E, şimdi o, geçelim. Şimdi, İstanbul'daki... E, sevgili seyirciler bunlar bu sol elinde gördükleriniz arkadaşlar uzun süredir gösteriyor. Bunlar o bölgeden, bunlar ideal beton, sağ beton. Bu bende kalmaya devam etsin isterseniz. Bu da mı bölgeden de hocam? Evet o da bölgeden. O da bölgeden de, bu da aynı şekilde. Aynı ama üç farklı ilden onlar. Üç farklı evet. kentten. Peki şimdi bu, bu beton hocam İstanbul'dan alınan. Bu da İstanbul'dan böyle. alınan. İşte bu da sulanmayınca ortaya çıkan beton. Şimdi bu böyle normal bakınca böyle sağlam gibi gözükebiliyor aslında görüntüsü. Ama yani şöyle söyleyeyim. Şuradan baksak hani bunun kadar sıkı değil belli. Şurada da var bakın taş. Şun, evet heh, tam onu söyleyeceğim ama bu da böyle araları boşluklu boşluklu. Boşluklu boşluklu dayanımında yetersiz bir de yanmış bir beton diyoruz buna. Ne, nedir hikayesi? İşte bunun? O su dökmeyince ve suyu nemlendirmeyince betonu ne, sürekli nemli halde tutmayınca maalesef böyle çok rahat dökülebilen bir beton çıkıyor. Hmm. Yanmış beton diyoruz biz buna. Evet O, oh. affedersin hocam. Kırılmaya başlıyor neredeyse. Evet. Bu da başka. Bu da dönem. gene İstanbuldan olan bir beton. Hı hı. Bakın bu da gene aynı taş örnekleri burada da var. İri İri, kocaman i̇ri, iri. kocaman. Hatta şunu çıkarttım ben. Of. Biraz uğraştım ama böyle bir taş Hocam, çıkıyor içerisinde. O baya baya kocaman bir taş o. Evet maalesef öyle yani. Bu bunlar İstanbuldan lan. Dolayısıyla. Evet. Yani sadece o bölgeye mahsus bir şeyden bahsetmiyoruz. Hayır değil. Hayır, Kötü betoniklerinden bahsetmiyoruz. İstanbul'da da benzer. İstanbul'da maalesef. bunlar deniz kumu mudur peki? Oradaki deniz Yok, bunlar mı? deniz kumu değil maalesef değil. Bunlar e, tam tersi taş ocağından getirilmiş taşlar ama bu halde gelmiş. Ama bu, bunun çok daha küçük mesela kaç ne kadar daha küçük olması lazım onun? Şu andaki buradaki gibi. Şunlar gibi. Evet. Şöyle yani, karşılaştıralım isterseniz evet, Nereden atalım. baksanız onda biri kadar ondan ondan biri olması kadar gerekiyor yani. bunların. Tabii bunun granoimetre istediğiniz bir eğrisi var. Yani ne kadarlık çapta olacak, ne kadar kaç gram ondan olacak, kaç gram bir metreküp için söylüyorum. Evet. Kaç kilo onlar, kaç kilo onda olacak. Bunların hepsi bellidir ama. Peki bu İstanbul genelinde çok yaygın mı bunlar, bu betonlar? Şimdi şeyler? İstanbul'da maalesef 99 öncesinde yapılan bütün binalar deniz kumu. Bütün binalar. Bütün binalar. 99 öncesinde yapılmış Deniz bütün kumu binalar. da o dere kumu gibi mi? O daha ediyoruz? kötü. Deniz kumu. Betonu neden? yakıyor bir de öyle. Neden daha Çünkü kötü? Çünkü tuz var ya içinde, evet. o tuz betonu daha çok yakıyor. İstediğiniz hesapla beton elde edemiyorsunuz onlarda. İstediğiniz kadar çimento koyun Bizim içine. Diğer kullandığımız kum ne kumu? Yani ideal kum ne kumu? İdeal kum işte bu mıcır dediğimiz olay. Hayır, bunda normal kum yok mu hiç hocam peki? Yok tabii. Kum hmm. dediğimiz aslında o deniz çok ince kumları kullanmayız öyle. Onların bir anlamı yok zaten. Nereden alırız o kumları? Kay Şöyle kırma taş dediğimiz taş kullanırız biz normalde. Kum kullanmayız binalarda. Tamamen taş mı? Tamamen taş kullanırız evet. Aa. Onun çapları var. 0-3 milim, 3-6 milim gibi evet. bir eğri var çizeriz öyle. O eğrin içinde kalan beton Şimdi çaplarını... Kum neden diye söyledim. Belki benim yaşımla yakın arkadaşlar bilirler. Eski zamanlarda böyle evlerin etrafında inşaat varsa. Hocam koca koca kamyonlar gelirdi bildiğiniz kum dökerlerdi sokağa. sonra Sıva için yapabilirsiniz onu da. Burada kullandığımız Beto, böyle. Beton atarken hatırlıyorum. Hayır şöyle deniz kumu olarak kullandığımız kumlar değil kullandıklarımız. Gene onlar da taş içinde kullandığımız. Hmm. Yani böyle e, dereden çıkartılmış ince kumlar veyahut da bu e, denizden çıkartılmış kumlar gibi değildir bizim kullandıklarımız. Tabii geç, elle dökülen betonda hep onlar kullanılıyordu. Evet. Artık mıcır katıyoruz içerisine. Peki e, ne, 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 yapıyordu? Betonu yakıyor muydu dediniz? Deniz bu denizden çıkarsınız kum tuzlu olduğu için betonu yakıyor tabii. Ve beton mukavemeti kayboluyor. Kayboluyor. Yani şöyle aslında çimento ile su reaksiyona giriyor. Biz orada suyu normal musluk suyu olarak kullanıyoruz. O, kum, o sudan kullanırız. Evet. Çok böyle arı su kullanmayız betonda. Hı hı. Evet dökülüyor. Önemli artık. Eyvallah. <laughs> <laughs> arı, arı şey kullanmayız, su kullanmayız. O suyu kullanırken su çimentoyla reaksiyona reaksiyon bir ısı ortaya çıkıyor. Hı hı. Biz o nemlendirerek o suyu, o ısıyı kaybediyoruz. Evet. Ama içerisinde e, tuz olunca o ısı daha da artıyor. Hı. Arttıkça siz daha çok su vermek zorunda kalıyorsunuz. Vermediğiniz zaman daha çok yakıyor. Eyvallah. Bir de midyeler var ya içinde. Evet. Mide kabukları. Evet, Onlar evet. hep boşluk oluşturuyor. Hmm. Sıkıştıramıyorsunuz onları. Bunları da sıkıştıramıyorsunuz. Bakın şurada hemen göstereyim. Şurada iri bir taş var mesela. Ee, evet o belli çakırtaşı. yuva yapmış orada. Tabii arada. tabii bu, bunu sıkıştırmanız mümkün değil. Beton bunun etrafında saramaz zaten. bunlar bir de demiri nasıl saracak o zaman? Tabii yani tabii. zaten yani. işte gördüğümüz gibi demir de saramıyor. Yani. Evet. Şimdi burada eğer iyi bir kontrol olmuş olsaydı Hı -hı. İnşaat mühendisi ve yapı denetim firması şantiyesinden gitmemiş olsaydı... ...hadi bırakın buna bir sürü sermaye yatıran müteahhit de bunu görmesi lazım değil mi Hı -hı. burada? Evet. Ama bu aynısını ben prefabrik yapılarda da gördüm orada. Kahramanmaraş'taki fabrikalarda gene böyle benzer betonlar kullanılmış. Ki prefabrik bir yapı. Sahada gelip dökülmez yani öyle. Şeyde hazırlanır fabrikasında. Evet. Hazır prefabrik yapı e santralinde hazırlanır. Sonra üstten vinçle taşınır yerine getirilir ee, şeyle kamyonla taşınır veya tırla taşınır getirip yerinde montajı yapılır. Hı. Yani böyle bir kumun orada kullanılması olası değil yani. Şimdi bir de bunun sonucunda biz bunlar alıyoruz. Numune hazırlıyoruz şantiyede. Numuneleri evet. götürüyoruz, kırıyoruz. Bir de çevre şehircilik de onu görüyor. Bakanlık Çip takıyoruz. Bakanlık da görüyor onu. Çip takıyoruz, laboratuvara gönderiyoruz onu. Şimdi bir şantiye şefi var. Bir yapı denetim mühendisi var. Bir laboratuvarcı geliyor. Hı hı. Numune alıyor. Bir bakanlık görüyor onu, sonucunu. Evet. Bir de ilgili belediyesi görüyor bunları. Şimdi bu kadar insanın ortasında böyle beton üretiyoruz. Ve döküyoruz bunu ne döküyoruz ondan sonra? Ne döküyoruz bunları evet. Ve, buna... Ve şu hale geliyor sonra. Evet. Fotoğrafa bir daha bakalım hocam. Tamam. O kadar büyük şunu Bir öncekine geçelim isterseniz. Bir öncekine önce... gelin arkadaşlar. Bir önceki fotoğraf. Burada çünkü çok büyük kayalar var. Onlar dikkatimi çekiyor hocam. Biraz önce söylediğiniz gibi o kayalar yani e demiri etraf sargılamaz ki tutmaz. Sargılamıyor ki. evet. Bir önceki fotoğrafa geçelim arkadaşlar. Şimdi ona bakalım. Bakın mesela bu işte şu kısma bakarsanız eğer. şu şu alana kendi kendine parçalanmış gibi duruyor. İşte betonu göremedik. Kolonu o yüzden göremiyoruz bina yıkılırken. Hı. Dağılıyor tamamen. Evet. Hani enkaz kalıntılarını görüyoruz ya. Evet. Çok üzücü, çok acı verici bir durum. O enkazı görüp de şu anda içerisinden hala e, maalesef hayatını kaybetmiş insanlarımız çıkartılıyor. Bunları hakikaten baya baya bir, bir yoldur. <laughs> bir ay Dakikalardır. Enkazdan evet. çıkartılan insanlarımızı düşündükçe o betonun niye o hale geldiğini anlatmak istiyorduk. işte böyle. Evet. Bundan dolayı Zaten beton gidince demirler de mukavemet gösteremiyor değil mi? Direkt parça tabii, gidiyorlar zaten. Tabii. Demir işlemini yerine getiremez artık o saatten sonra. Beton çatladıktan sonra demir hiçbir önemi yoktur. Peki şimdi o çip taktık biz betona. Hı -hı. O şantiyeden gitti, kırıldı. Evet. Ve ilgili belediyesine götürecekler o raporu. Evet. Aynısı bakanlığa da gidiyor. Şimdi bu betonun projede öngörülen değerleri sağlaması mümkün değil. Tamam peki bakanlık dedi ki bu sağlamıyor. Belediye bu rapor mu ediliyor? Var mı ama acaba öyle? Yok mu öyle bir şey? Rusat almışsa hı hı. ki e, orada yeni binaların çoğu hasarlandı gene. Evet. Yani yeni e. yapılan binalar da var işlerinde. Ama bu şey, raporlanması bina bitmeden bu beton atılırken yapılmıyor mu peki? Evet, Hay beton atılırken yapılıyor onlar. Tamam. Beton dökülürken. Beton döküldü. bakanlığa numune gitti. Gitti. Bakanlık bunu işte 7 gün ya da öyle bir. 28 günlük, evet, 28 günlük tane da yapıyorlar. 28 gün sonra bakanlık bunu test etti dedi ki... Bakanlık yani, test etmiyor. Özel laboratuvar test ediyor. Test, Sadece test bakanlığa e, o çiple değerleri gitmiş ta, rapor oluyor. Rapor geldi bakanlığın önüne. Bakanlık dedi ki bu rapor 28 gün sonra bu bina olmaz buna dedi. belediye Ama dememiş ki yıkıldı işte bina. İşte demiyorlar mı yani? Dememiş sistem... bunlar da. Oradan zaten mesele. Şimdi bu kadar insanın ortasında böyle beton nasıl ürettik? Böyle binayı nasıl ürettik? Şimdi bir şantiye şefi lütfen bir sonraki gene fotoğrafa geçebilir miyiz? Aynı deminki ki evet. ekrandaki oradan bir hemen bir göstermek istiyorum. Bir sonraki arkadaşlar. Bakın bu arada etriye yok mesela. Bu kadar aralıkta etriye yok. Etriye dediğimiz bunlar bir yatay yönde, yatay demirler. şöyle demirlerimiz olacak. Evet. Şimdi şantiye şefi bunu görmesi lazımdı. Diyecek ki bunun aralığı maksimum 20 santim ya da 15 santim. Bu niye 40 santim boyunca etriye yok? veya yapı denetim firması diyecekti bunu. Bu kadar aralıksız, aralıklı demir olmaz. Bu arada Hı -hı. mutlaka ettir olması lazım. E şimdi bunları da görmediler. Veya bakın zemini iyi bir zemin etüdü yapılmadı. Hı, Hı İyi bir ya da zemin etüdü yapıldı belediyesine gitti. Çünkü kazık temel yapılmadı altına. Halbuki 16 katlı bina üretiyoruz. Altında kazık temeller yok. Kazık imalatı yapmamışız. Derin temel yapmamışız. Peki o kadar onun da bir statik mühendisi var. Statik yapan bir inşaat mühendisi var. Evet. Bir jeoloğu var, bir jeofizikçisi var, gene bir zemincisi var. Onlar da bir rapor hazırlıyor. Normalde zemin raporunun üstüne zemin iyileştirmesi veya kazık temeli yapılması gerekir diye bir ibare düşmeleri gerekiyor. Şimdi hadi onlar düşmedi. E şantiye şefi var. Zemini kazdığı zaman görmesi lazım. Hı hı. Nasıl bir zemin olduğunu. Hı hı. Onu da bırakın yapı denetim var. Yapı hı. denetim zemin hı. ettiğini onaylıyor. Evet. İnceliyor. Projesini inceliyor. O da mı görmüyor bunu? Hı hı. Bakın bunların hepsi kontrolsüzlük. Evet. Peki mesela bu e, görülmedi, edilmedi. Ben bu binada oturuyorum hocam. 20 yıldır ben bu binada oturuyorum ama şüphelendim. Gittim bir denetim firmasına dedim ki benim evime bakar mısınız apartmana? Baktılar ki apartman eyvallah çok kötü. Şimdi bu güçlendirme yapılacak orada. Inşallah, veya yıkıp yeniden yapacağız. İşte Yıkıp yeniden yapmak keşke mümkün olsa diye herkesin buna imkanı var mı? Öyle ama bir arada ya. çok büyük de maliyetler çıkmıyor ama öyle. Öyle mi? Şimdi böyle bir betonda güçlendirme yapmanız çok zor. Tam onu soracağım. Güçlendirmeyi nasıl yapacağız? Çok ba zor burada. Bazı insanlarda işte güçlendirme meselesinde mesela diyor ki ben orada güçlendirme yapacağım. Evi çık evden çıkmak zorundayım. Tekrar nasıl geleceğim? B pek çok konuda soru işaretleri var. Ondan soru işaretleri Şimdi ben bir önceki şeyi de bitirmek istiyorum tabii, müsaadenizle. Tabii. Şimdi bu kadar kontrolsüzlüğün ortamındaki nedeni de söyleyeyim ben. Şimdi önceden bütün projeler ilgili mühendisler odasını, mimar odasını, makine mühendisini, elektrik mühendisini giderdi. Hı hı. Odalar üyelerini kontrol ederdi. Yaptığı projeleri kontrol ederlerdi. Proje yeterli midir? Zemin etüdü doğru mudur? Evet. Şimdi... Bunlara bakar. Şimdi hiçbir yok. Sadece belediyeye götürüyoruz onu. Bir yapı denetim kontrol ediyor, bir belediye kontrol ediyor. Tabii yapı denetimde bu kadar düşük ücretler yüzde bir buçuk gibi bir rakam oluyorlar yani. Korkunç düşük bir. Şu anda dünyadaki en e, az ücreti alan Türkiye'deki yapı denetim ve şantiye şeflerimizdir. Şantiye şeflerimiz de asgari ücretle çalışıyor. Şimdi elinde 3-4 tane şantiye olan bir insanın özellikle şantiyeler yan yana değilse, evet. birisi Kartal'da, birisi Üsküdar'da ise birisi de Kadıköy'de ise bunları takip etmesi mümkün değil. Bizim yapı denetimlerimiz de maalesef eskiden e, daha kötüydü tabii. E, müteahhit gidip yapı denetimini seçebiliyordu. Hmm. Şimdi örneğin Esenyurt'ta oturan birine üsküdar'dan şantiye veriliyor. Şimdi oradan kalkıp her gün oraya gitmesi, evet. bir şantiyesi de eğer Silivri'de ise kalkıp bir de Silivri'ye yakın bir yerde, Silivri değil de Silivri'ye yakın Hı. bir yerdeyse şantiye gitmesi çok mümkün gözükmüyor bu rakamlarla yani. Evet. Evet. Çok düşük ücretler. Aslında başlangıçta projesine yatırım, imalata yatırımdan önce projesi, yer bilimlerinin belirlenmesi, yani zemin durumunun öğrenilmesi. Bütün bunlara harcayacağınız para aslında bize daha güvenli bina olarak dönüyor. Evet. Zarar da vermiyor aslında. İyi bir projelendirmede çok net söyleyeyim, aslında o proje parasını imalatta çıkarabiliyorsunuz. Çok kötü bir proje ile sonuçta %30, %40'lara varan zarar edebiliyor müteahhitlerimiz. Tahitlerimiz. Asla bunun farkında olmaları gerekiyor. Evet, bu, muhtemelen bu deprem ve depremler bir milat olacaktır hocam bu konuda herhalde. Dolayısıyla çok daha iyi bir yöntem ya da sistem gelecektir. Güçlendirme meselesi Bakanlığın çok merak ama ediyorum. buna el atması en azından yapı denetimcilere, şantiye şeflerine, mühendislere biz bunu nasıl daha iyileştirebiliriz sorusunu sorması gerekiyor. Ortak akılla bir çözümleme getirmemiz gerekiyor. Evet. Çünkü biz bu binaları yaptırıyoruz, çok da para harcıyoruz ama esas sorunu buradaki insanların can güvenliklerini sağlayamıyoruz. Şimdi bu kadar insanın can güvenliğinde kimden sorumlu derseniz ben akademisyen olarak bile sorumluluğumu hissediyorum. Çünkü o mühendiste biz yetiştiriyoruz. Onun sorumluluğunu hissediyorum ve vicdan azabı da çekiyorum. Acaba biraz daha mı fazla ders anlatsaydım? O zaman buradaki şantiye şefleri, müteahhitler bu işin evet. yerel yönetimleri, bakanlıkları, hepsinin evet. bu işte benim ne sorumluluğum var, bunu nasıl düzeltebilirim diye düşünmesi gerekiyor. Evet. Son bu olarak bir... o güçlendirmeyi de konuşalım isterseniz. Zamanımız kalmadı. Size güçlendirmeyi de söyleyeyim şimdi. Her bina aslında güçlenir. Hı hı. Buna teknik olarak imkanlarımız da var. Yönetmenlikte yerleri de var bunun. ile ilgili bölümümüz de var. Ama bizi ilgilendiren güçlendirmede birincisi maliyet unsuru. İlk önemli olan şey tabii çok iyi bir Konusunda uzman bir mimar mühendisin de bu işte çalışacağını düşünüyoruz. Bunlar da uzmanlık istiyor. Yani evet. yeni mezun bir arkadaşımız gelip hemen ben güçlendirme yaparım, çok güzel binalar yaparım demesi biraz zor. Onun da biraz bu konuda eğitim alması daha profesyonel hale gelene kadar uzman mühendisin yanında çalışması gerekiyor. Evet. Ama biz bu imalatı uzman bir mühendisin yaptığını düşünürsek eğer, şimdi nasıl yapacağız bunu? Binayı kontrol ettik, karotları hı. aldık. Hı hı. Zemin etüdümüzü daha ayrıntılı ve daha kaliteli yaptık. Değil mi? O da evet. artık milat evet. oldu ya şimdi. Betonumuzu denetledik, donatılarımızı denetledik. Sonra ben oturdum bir hesap yaptım. Bu olası bir İstanbul depreminde veya İzmir depreminde hangi bölgedeysek bu bina ne kadarlık bir performans gösterir? Onu da inceledim. Hı hı. Tabii bunu alırken de karotu akredite bir laboratuvar mı? Karot dediğimiz biraz önceki Aynen, örnekler. Evet, onun gibi evet. Beton örnekleri. Beton içinde örnek ama demiri kesmeden alması gerekiyor. Evet. Tam şöyle ortasından. O da çok profesyonel e, akredite laboratuvarlar alabilir öyle. Sonra demirlerini inceledim. Kaç demir var içerisinde? Ettiralıkları nedir? Ona göre aldım ben bir hesabını yaptım. Sonra ne çıktı? Bina yetersiz çıktı. Olabilir. 90 öncesi 99 öncesi bir binadır ya da o dönem arasında yapılmıştır. Yeterli kalitede yapılamamıştır. Sonra işte güçlendirmeye karar vereceğim. Bazı yöntemleri var. İşte e, FRP dediğimiz bir malzememiz var. Onunla sarabiliyoruz. Çelikle güçlendirebiliyoruz. Betonarme güçlendirme yapabiliyoruz. O binanın durumuna bağlı. Nasıl bir binaysa. Dolayısıyla her bina güçlendirme yapı yapılabilir aslında. Ama bir burada ne yani. kadar para harcayacağımıza bağlı. Şimdi hı hı. kaba inşaatını şöyle söyleyeyim. Kaba inşaatını yaparken ilave kolon ya da işte çelik montaj yaparken biz ince işlerini de götürüyoruz arada. Onlar gidiyor. Esas maliyet ince işleri. O yüzden bu güçlendirme yapacak olan vatandaşlarımız sadece kaba inşaatına bakmasınlar güçlendirmede. Perde koyacağım işte maliyeti 10 bin lira. Yok öyle değil onun seramiği gidiyor, fayansı gidiyor, duvar boyası gidiyor, elektrik tesisatları gidiyor. Onların da maliyetlerini koyduğunuz zaman toplam bina inşaatının yüzde kırkını geçiyorsa e, yıkın diyoruz. Daha modern bir, daha yapan. izolasyonlu, daha ısı yalıtımlı, daha çağdaş bir bina üretin diyoruz öyle. Anladım. Ama şunu söyleyeyim binanın ekonomik değeri varsa tarihi bir binadır. Onu hmm. güçlendiririz tabii maliyetine bakmayız onda. Yığma bir bina, bir diyelim ki binayı cami mod, ...güçlendirmek istiyoruz değil mi? Evet. Tarihi esen niteliği vardır. Onda asla parasal bir duruma bakmayız. Ya da binanın depreme dayanıklılığı yoktur. Onu da güçlendiririz. Evet. Bakın Adıyaman'da bir e, eski tarihi bir bina güçlendirilmiş. Sözde tabii tadilat yapılmış. Bina yıkıldı. Peki. Şimdi dedik taşlarını sakın ellemeyin. O binayı tekrar biz düzeltiriz. Çakı Eyvallah. O taşlarla beraber yeniden öreceğiz. Ama depreme dayanıklı hale getireceğiz. Peki. Hocam çok teşekkür ederim. Çok kıymetli şeyler anlattınız. Çok kıymetli şeyler öğrendik sizden de. Ayrılmanız da gerekiyor sizin hızlı bir evet, şekilde. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık teşekkür efendim. Ederim, sağ olun. Çok teşekkürler. Efendim Ali Koçak hocam bizlere beraberdi. hocamıza da veda ederim sözü tekrar. Biz Kahramanmaraş'a Merve Tür bırakalım.